Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına destek yağıyor. Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine harekete geçen Erzincan halkı, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan yardım çadırına akın etti. Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, beraberindeki heyetle birlikte yardım çadırını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Temin ettikleri yardım malzemelerini Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan yardım çadırına getiren vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri toplama merkezine getiren vatandaşlar, battaniyeden giyime, ısıtıcıdan monta ve kuru gıdadan çocuk bezine kadar birçok malzemeyi teslim ettiler. Ajans Erzincan'a duygularını dile getiren vatandaşlar, zaman birlik zamanı dediler. Böyle büyük bir depremin olması hepimizi çok derinden üzdü. Yani şu anda Türkiye'de 13 milyon nüfusun bu depremden etkilendiği söyleniyor. Görüntülerde de bunu görüyoruz. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar arkadaşımla beraber karınca kararınca yardımda bulunmaya çalıştık. Umarız yaralar en kısa zamanda sarılır. Erzincan depremi defalarca yaşamış, bunun acılarını çok iyi bilen bir şehir. O yüzden o bölgedeki insanların acılarını da en iyi biz anlayabiliyoruz. Allah onlara yardımcı olsun. İnşallah en kısa zamanda bütün dertleri son bulsun. Şu anda Erzincan Belediyesi ve Valilik tarafından başlatılan kampanya için dört yolda oluşturulan bu çadırda yardımlar almaya başladınız. Ne tür yardımlar geliyor ve sistem hakkında bilgi verir misin? Vatandaşlarımız çok da yoğun bir katılımla yardımlarını ulaştırıyorlar. Zaten öncelikli taleplerimizi de duyuruyoruz bir şekilde. Özellikle ısınma için mont, büyük yani çocuk için, yetişkinler için battaniye, öncelikle çocuk bezi talepleri vardı. Vatandaşın bu yönde getirdiği bütün malzemeleri biz burada alıyoruz. Zaten uygun şekilde planlanarak valilik ve belediyemizin organizasyonuyla ulaştırılacak. Kullanılmamış olması, özellikle tabii ki kullanılmamış olmasını halkımızdan rica ediyoruz. Kullanılmış malzemeler de geliyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde gönüllerinden kopan yardımları tabii ki kabul ediyoruz. Ancak öncelikle talebimiz tabii ki kullanılmamış olması. Bu organizasyon kapsamında yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi şu anda gelen yardım çeşitliliğine baktığımızda da özellikle kıyafet, burada hiç kullanılmamış, mağazalardan tedarik edilerek getirilen kullanılmamış malzemeler var. Giyim malzemeleri, bakliyat, kuru gıda olarak malzeme geliyor aynı şekilde ve yoğun şekilde battaniye yardımında bulunuyor vatandaşlarımız. Bu dönemde yardım etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince, elimizde oldukça inşallah buraya getireceğiz. Tüm yardımlarımızı inşallah hep beraber yapacağız. Evet. Bugün... Şu anda çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Türk halkı olarak dayanışma içinde olmamız gerekiyor değil mi? Evet, doğrudur. İnşallah bugünleri hep birlikte, birlik olarak atlatacağız. İnşallah güzel günlere en hızlı şekilde ulaşacağız. Allah sabır versin oradaki vatandaşlarımıza. Ne diyelim, üzücü bir gün. Biz de yaşadık. Depremi yaşamayan bilmez. Allah sabır versin. Teslim ettiniz mi? Evet, teslim ettik. Vali Mehmet Makas, Erzincan Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi vererek tüm Erzincan halkını kampanyaya destek vermeye davet etti. Evet arkadaşlar, bugün 11'de bir toplantı yaptık. Tüm STK'larımız, esnaf odalarımız, belediye başkanımız, rektörümüz, siyasi parti temsilcilerimiz, STK'lardan müsiat başta olmak üzere
diğer meslek temsilcileriyle beraber. Can Erzincan biliyorsunuz bu depremle ilgili en çok sıkıntı yaşamış vilayetimiz. Dolayısıyla tüm depremzedelerle en fazla dertlenebilen, hemhal olabilen bir vilayet. Allah var etsin, dünden beri zaten Can Erzincanlılar bizi boş bırakmıyor. Ne yollayacağız, ne yapacağız, hemen bir organizasyon istiyorlardı. Biz ilk etapta AFAD hesaplarına maddi bağışlar yapabileceklerini kendilerine bildirmiş idik. Ama gelen yoğun talep ve yine deprem bölgelerinden bize ulaşan talepler neticesinde aynı yardımla ilgili de kampanyaya hız vermeye karar verdik. Ne yapıyoruz? Toplantının en üst sonucu Erzincan'daki her haneden deprem bölgesine bir battaniye diye başlıyoruz. Ama bunun haricinde bölgede büyük ihtiyacı olan içme suyu, gıda, battaniye başta olmak üzere çocuk bezinden mamasına, ihtiyaç hası olabilecek veya vatandaşın gönlünden kopmuş da bir parça iki parça ne getirir ise dört yolda bu çadırda inşallah toplayacağız. Nakliyenin organizasyonunu yaptık. Can Erzincanlılar hakikaten çok üst limitte fedakarlıkta bulunuyorlar. Nakliyesinden yapılacak yardımın ana maddesine kadar beni de şaşırtacak seviyede. Allah her birinden razı olsun. Bir yardım toplamaya karar verdik ve yola çıktık. Burada toplayacağız. Biliyorsunuz burada toplanacak ve buradan toplandıkça tırlarla ana sorumluluk sahamız olan AFAD Başkanlığı'nın yönlendirdiği Malatya ilimiz başta olmak üzere yine AFAD Başkanlığı'nın yönlendirmesiyle ihtiyaç olursa diğer illere de yönlenmek üzere bismillahımızı çekmiş olduk. Biliyorsunuz bura 105. yılını kutlayacaktık kurtuluşumuzun. Onunla ilgili kitap varın ve esnaf çarşısının kurulacağı bizim hizmetini satın aldığımız bir çadır. Dört yolda tam Erzincan'ın kalbinde ve göbeğinde bir yer. Tabii bu acı felaketten sonra o kültür sanat günlerini iptal ettik. Ama oradaki tüm gücümüzü, tüm kaynağımızı inşallah deprem bölgesine yönlendiriyoruz. Oradaki bağışçılarımız da biliyorsunuz orada da kamu kaynağı kullanmamış idik. Allah her birinden razı olsun. İleriki tarihlerde inşallah bu yaraları sardıktan sonra bu kültür sanat günlerini de yaparız. Festivalimizi de yaparız. Ama şu an bu yarayı sarmamız önemli. Bu çadırı da dedik ki işte herkese kolay tarif olabilecek dört yolda bu amaçla kullanalım. Burada toplayacağız. İlçeler kendileri mi gönderecek yoksa ilçelerinki de mi buraya İlçelerde gelecek? İlçelerde de organizasyonlarımız var. İlçelerde ama bir tırı doldurdu. Kendisi direkt yönlendirecek ama Erzincan adına yollayacağız. Belki nakliyesini biz karşılayacağız. Tırı dolduramadı veya yarım tır kaldı. Onu da burada biriktirip Erzincan'ın bir ve tek olduğunu, bölgenin de yanında olduğunu hep beraber ispatlayacağız. A kurumu versin, B zengini versin, C fakiri versin. Adı her neyse gidecek her bir tırımızın önünde Erzincan yazacak. Can Erzincan'dan deprem bölgesine, depremde zarar gören kardeşlerimize, o vilayetlerimize, ilçelerimize, köylerimize, kasabalarımıza yardım tır adını taşıyacak. Bir de kullanılmamış olması gerekiyor mu Sayın Valim? Battaniye ve giysi gibi. İstirham ediyoruz arkadaşlar. Yani burada empati yapmak lazım. Bu bir sadakadır. Bu bir zekattır. Bu bir yardımdır. Dolayısıyla kendi giyebileceğiniz lükslükte, efendime söyleyeyim, sıfır ürün olmasına biz dikkat ediyoruz. Ama şunu da demiyoruz, onu da belirteyim. Yani niye getirdin kardeşim bunu da diyecek halimiz yok. Gönlünden onun kopmuş. Kimisi işte malından veriyor, kimisi canından veriyor. Onu da alacağız. Onu da farklı bir dezenfekte ederek yine bölgeye yollamaya çalışacağız. Ama öncelikli tercihimiz kullanılmamış sıfır ürünler olması, açılmamış sıfır ürünler olması. Ama garibimin gönlünden koptu da kullanılmışı getirdi. O da kabulümüzdür yani. Onda bir ekipler şu anda deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Gerek iş makineleri, gerek personeller. Arkadaşlar bizim arama kurtarma timlerimiz başta olmak üzere aşağı yukarı 435 personelimiz orada. Emniyetiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, bugün savcılarımızdan da görevlendirmeler oldu. Bölgede çalışıyorlar. Ağırlıklı sorumluluk sahamız Malatya olmak üzere. Adıyaman'da da personelimiz var. Maraş'ta da personelimiz var. Yine 43 tane iş makinemiz, itfaiye personellerimiz dahil bölgede çalışıyor. Ekskavatörlerimiz, kepçelerimiz orada. Treylerlerimiz orada, kamyonlarımız orada.
adeta bölgeye konsantre olduk. Devlet bütün gücüyle orayı sardı. Yine bir sevindirici, Erzincan'ın güzelliğini anlatmak adına diyorum. Burada iş makinesi sahibi olan iş adamlarımız, iş insanlarımız, müteahhitlerimiz de an itibariyle bizi adeta darladılar. Onun da şimdi planlamasını yapıyoruz. Burada iş adamlarımıza ait iş makinelerini de Malatya başta olmak üzere, sorumluluk sahamız orada olduğu için yollayacağız. Biraz önce bir arkadaşımız arıyor, bende jeneratör var, jeneratörümle gitmek istiyorum diyor. Demirci esnafımız arıyor, bende kesici jet var, ben de gitmek istiyorum diyor. Dediğim gibi 85 milyon tek yürek oldu ama bunu en iyi anlayan yer bana göre Erzincan'dır. Çünkü yaşadığımız deprem, uzmanlardan da dinliyorsunuzdur, Erzincan'dan sonraki en büyük deprem diye zikrediliyor teknik elemanlar tarafından. Dolayısıyla bu büyük acıyı biz yaşadık. 39'da yaşadık, 92'de yaşadık. Biraz önce bir kardeşimiz onu bahsetti. Belediyenin önünde ekmek almak için kuyruklar oluşturmuştuk dedi. O dertle dertlendik. Şu an bir zincir oluşturuyoruz. 10 gününü planladık. Her gün 10 bin ekmek sıcağı sıcağına sabah buradan çıkacak. Araca yüklenecek. Peşine Milli Eğitim'deki fırınlarımız var biliyorsunuz bizim. Pansiyonlara evet. Ve yurtlara hizmet eden. Orada da rol ekmek dediğimiz yuvarlak ekmekler çıkartıyoruz. Onları da ekleyeceğiz. Yani aşağı yukarı 12 bin 13 bin ekmeği günlük Malatya'ya yollayacağız. Sayın yani Malim, nasıl ki Medine'nin vakfiyesi Erzincan. Adeta Malatya'ya vakfettik kendimizi. Ekmeğini yollayacağız inşallah. Yardımlarda bulunacağız. Bu Erzincan'a yetecek inşallah. Dün halkımızda bir tedirginlik oluşmuştu. Bazı söylentiler, şehir efsaneleri çıktı. Siz de duymuşsunuzdur. Fakat bununla birlikte araştırma hastanesinde tedbir olarak bazı bölümlerinin boşaltıldığını biliyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şöyle, malumunuz bu deprem insanın kimyasını bozuyor. Biz de şu an sallansak burada bir şekilde kimya bozuluyor. Öncelikle AFAD'ın haricinde kasıtlı veya kasıtsız, bunu defalarca sosyal medyadan da yaydık. Asılsız hiçbir duyuma inanmayın. Asılsız bunlar. Dün malumunuz konutlarına giremeyenler için spor salonlarımız açıldı. Bugün orada açık gittik. Açık olacak oralar. Belediye başkanımızla beraber gezdik. Soruyorum ben niye geldin? Ya 8'de deprem olacakmış diyor. Arkadaşlar dünyada hiçbir teknoloji, hiçbir bilim depremi önden haber etme imkan ihtimaline sahip değil. Doğru mu? Evet. Bunu hep beraber kabul ediyoruz. Bu Allah-u Alem, Allah'ın bileceği iş. Dolayısıyla gelen hiçbir asılsız iddiaya inanmayın. Ama piyasada provokatörler var. Özellikle ilimizi hedef gösteren, işte fay hattı kırıldı buraya doğru geliyor gibi batılı da çok tasvir etmek istemiyorum. Efendime söyleyeyim. İddialar var. Bunların hiçbiri asılsız. Bizim tek bakacağımız yer AFAD Başkanlığı. Orası devletin en üst yetkili kuruluşu bu işte. İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde AFAD Başkanlığımızdan gelen bilgileri takip edeceğiz. Tedbirlerimizi alacağız. Hastaneyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sadece dün malumunuz resmi dairelerde de oldu bu. Sivil halkta da oldu. 7 küsürlük ikinci depremde hakikaten ilimizin sarsıntısı fazlaca oldu. İnsanlar tedirgin oldu. Yoksa bizim hastanemizin inşaatında herhangi bir sıkıntımız yok. Kamu binalarında sıkıntımız yok. Kentsel dönüşümü en hızlı başarmış vilayetlerden biriyiz. Belediyemiz bir taraftan kentsel dönüşüme çalışıyor. Genel idaremiz TOKİ marifetiyle kentsel dönüşüme çalışıyor. Bilirsiniz bu depremlerden önce arkadaşlar depreme en hazırlıklı vilayet Erzincan'dır diye defalarca biz uzmanların ağzından duyduk bunu. Dolayısıyla ne hastanemizde bir sıkıntımız var, ne kamu binalarımızda bir sıkıntımız var. Ama Rabbim'den gelene durmuşuz. Dolayısıyla can Erzincanlı'nın tedirgin olacağı hiçbir husus yok. Sadece tedbirli olacağız. Efendime söyleyeyim, çök kapan tutunundan, efendime söyleyeyim, öğrettiğimiz ve öğrendiğimiz ne varsa depreme karşı. Deprem Türkiye'nin gerçeği artık. Türkiye'nin gerçeği. Evet. Bunu uygulayacağız. Şimdi deprem bölgesinde şu açıklamalar var. İşte zarar görmüş binaya girmeyin diyor. Bizde de bu depremden etkilenen işte 4-5 tane köylerdeki kerpiç binalarda duvar patlamaları oldu. Haricen bir zararımız an itibariyle yok. Ama burası 92 depremini geçirmiş. Belki karot alınıp da testten geçemeyecek binalarımız var mıdır? Vardır. Bunlara baktırmak lazım. Onlar da biraz daha vatandaşımızın hassas davranması lazım. Ama gelen asılsız ihbarlara şu saatte şu deprem olacak. Böyle bir şeyin olma imkan ihtimali yok. Evet. AFAD'ı takip edeceğiz.